Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Evet. Ay doğru, okul var. Hep unutuyorum çocuk sesi duyunca. Biz pilatese gidiyoruz. Bizden kastım annem önden yürümese, yanımda yürüse çok mutlu olacağım. Şşt, güzellik. Gel buraya. Merhaba, yap bakayım. Merhabalar. Çöbü. Oo, bir de bir mavili geliyor. Dur. Kendimi göremiyorum ki. Heh. Tamam. Biz şimdi pilatese gidiyoruz. Saat 9:10 geçiyor. 9:30'da pilates başlıyor. Bugün dumbbell günü ve dumbbell'larımı buldum. Çok mutluyum. Su şişesiyle yapmak istemiyordum açıkça söyleyeyim yani. Ona gidiyordu. Son dakika gerçekten bulduk dumbbell'ı. Çok mutluyum. Şimdi hava biraz soğuk diye üzerime böyle bir tişört aldım. Dur şöyle. Abo, seni evde mi bıraktık? Günaydın. Seni alamıyor muyuz Mars? Mars da belki pilates yapardı. Ben fark ettin mi anne? Videolarımda hep çift bayrağı var. Evet. Tam yerine yerleşiyor. Her seferinde ben burada spor yapıyorum. Çünkü her seferinde arkamda çift bayrağı var. Aa, güzel oluyor. Çekme de güzel. Ben de kırmızıyım, o da kırmızı. Koydum da yeterince şarj edemedim. Dünden koymak gerekirdi, unuttum. Bak unutuyorum şarja koymayı. Sonra aslında dedim bugün kamerayı getireceğim de şarja koymadım. Hep beraber. Yerde niye kalsın? Bu kız bitik. Bu kız yani ölü. Ayakkabımı giymeye üşendim. Hani var mı? Var. Sanki bir şey kokuyor güzel ya. Limon yaprağı. Eve gidelim. Acaba eve git. Bilmiyorum. Benim bugün shake'im var. Sen doymazsın şekle. 2 dakika sonra acıkırsın. Ben fırına gideceğim. Ekmek acı ekmek yemiyoruz daha. Hafta sonuna kadar. Hatta bugün yemek hani şey kahvaltıda içecek var. Yani en azından benim için. Alın bu topuz. Ne? Bu topuz ne? Kafamdan 5 karış yukarıda. İçecek yapacağım demiştim en son ama evde kefir yok. Yani kefir bozulmuş. Çabuk bozulan bir şey olduğu için. Birazcık böyle dönelim. A 101'e. Her zamanki gibi. Napoleon did surrender. Oh yeah. Like a win, win or lose. Waterloo. I was defeated. You wonder why. Hello aşklarım, tekrar ben geldim. Sizi hepimizi yeni evimden karşılıyorum demek isterdim ama komşunun kiraladığı, yani yazın kışın kiraladığı evlerden bir tanesindeyim. Eğer onunla ilgili bilgi almak istiyorsanız, Balıkesir'de eğer kalmak istiyorsanız, bütün ailecek kalmak istiyorsanız yeterince yer var. Kocaman bir ev, çok güzel. İnternet de var, televizyon da var, her şey var. Ve denize yürüme mesafesi. Ben de evde, şu an benim evimde, kendi evimde, yani bizim evde internet olmadığından dolayı, daha henüz internet bağlatmadığımızdan dolayı bazen burayı biçemiyorum. İnternetleri falan kullanıyorum, edit falan yaparken, video paylaşırken ya da sadece dizi izlemek istiyorsam. Çünkü internetimi bitirmek istemiyorum.
Neyse, konumuz bu değil. Çok videoyu da uzatmak istemiyorum. Çünkü yarından itibaren artık biliyorsunuz ki 4. haftanın yeme programı geliyor. Yeme programıyla karşınıza gelmedim. Normalde bu videoyu, yani bu kısmını haftaya yapmak istiyordum. Ama planlar biraz değişti ve haftaya ben salı günü Zonguldak'ta olacağım diğer evde. O yüzden size before after yapmak istiyorum. Şimdi zaten sabah söyledim mi hatırlamıyorum ama direnç kilomdayım canolarım. O yüzden hani bir hafta sonrasında bunları yapsak daha güzel olacağını düşünüyorum sonuçların. Ama yapamayacağımızdan dolayı en azından hani ben yine kiloma bakarım, mezureyle bakarım ama daha önce mezureye bakmadığım için kaç santim olacağını da yani farkını bilemeyeceğim. Kilom umarım değişir. Direnç kilomu atlatmayayım. Yani şu an inatçı kilom diyeyim daha doğrusu. İnatçı kilomu atlatmış olurum. Ama size sil baştan böyle bir yapmak istiyorum. Bu ilk tarttığım. Bu da son elitel tartım. En azından şimdilik dediğim gibi. Ve her şeyi açığa döküyoruz arkadaşlar. Ben bu kilo verme serüvenine başladığım zaman 90 tam nerede 1 kilo? Şurada. 94.3 kilo ile başladım arkadaşlar ben kilo vermeye. Zaten hani bazen videolarda şey gösterdiysem şuradan görmüş olabilirsiniz kiloyu ama açıkçası bana göre işte şu an 3. haftamı bitirdim. Bu 3 haftanın sonucu tekrar söylemek istiyorum. Ve 3. haftam inatçı kilomla baş başayım. Genelde kadın kendisi de dedi bugün size çekim yapmayı unuttum çünkü kamerayı götürmeyi unuttum. Telefonu da açıkçası açmadım. Annem falan da vardı. Biraz sohbet ettik. Biraz bazı şeyleri konuştuk. Yo yine çekebilirdim. Direkt unuttum arkadaşlar. O yüzden ben size söyleyeyim. Genelde kadın inatçı kiloları 2. hafta yani 1. hafta ödeme haftası ya 2. haftada bir duraksama bekliyor. Ben de 2. haftada bir iniş oldu. 3. haftada duraksama oldu. Dedi kadın bunlar çok normal dedi. Şu an saçımı beğenmedim. Saçımı açacağım. Gayet normal olduğunu söyledi. Moral bozmamaya çalışıyorum. Çünkü genelde ben kendim diyet uyguladığımda eğer siz de benimle birlikte buraya kadar izlediyseniz yani videolarımı biliyorsunuz ki sürekli bir aralıklı oruç, sürekli bir diyete başlıyorum. Sürekli böyle dikkat ediyorum. Sürekli bir şeye başlıyorum. Ondan sonra devamı gelmiyor o videoların. Çünkü ben inatçı kilomla baş başa geldiğimde açıkçası biraz sinirlerim bozuluyor, moralim bozuluyor ve bir süre sonra hala indiğimi görmediğim için açıkçası bırakıyorum. Ben de bir huy edindi. Yani huy oldu. O yüzden dedim ki hani madem bu yola tekrar girmek istiyorum, kadına devam edersem en azından parasını verdim. Hani verdiğim paraya değsin. Ailem beni dövmesin. Arkadaşlar aileme dövmüyor bu arada. Ama hani parayı verdin bari düdüğünü çal yani bari işe yarasın diye. Kadına da devam etmek istiyorum. Şimdi öbür ayda beni bekleyen bir sürü şey var. Onlara zamanı geldiğinde söylemek istiyorum. O yüzden de yani heyecanı kaçmasın diye, nazar değmesin diye söylemiyorum. Onun için birazcık hani aşırıya kaçabilirim. Yine dikkat etmeye çalışacağım ama dikkat yani kendi yemeğimi yapamayacağım, dikkat edemeyeceğim zamanlara geleceğim. Ve açıkçası kendim devam edersem eğer ben ondan sonra iş ipin ucunu kaçırırım ve ondan sonraki ay devam etmem. Yani ben devam etmezdim. O yüzden kadına devam edeceğim. Normalde ben 1 aylık bir paket almıştım. Şu an 3 aylık pakete geçmeyi düşünüyorum ama online olacak çünkü burada olmayacağım. Neyse geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 94.3 kilo ile başladım ve şu an 89.6'yım. Aslında bu sabah hem pilatese gitmeden önce, yemek yemeden önce falan baktığımda 88'dim. Ama medikal tartıya göre yani tartıya çıkmadan önce de işte sabah smoothie'mi içmiştim. Şeftalili yapmıştım. Normalde size çilek rolarını gösterdim. Ben şeftaliyle yaptım bu sefer. Bir de sadece su içmiştim. Onun ağırlığı ya da bir şeydir diye düşünmek istiyorum. Neyse. Vücuttaki toplam su miktarı 38,5'muş ben başladığımda. Hatta şöyle diyeyim. Normaldeki vücuttaki toplam su miktarı 27.7 ile 33.9 arasında olması gerekirken benim 38,5 çıktı. Ve bu hafta baktığımızda 36.9 çıktı. Yani kadının dediğine göre zaten 1.6 kilo ödemden vermişim. Protein 7.4 ile 9.1 arasında çıkması gerekirken benim 10.4'tü. Sonunda da bugün de 10 çıktı. Mineral
2.57 ile 3.14 arası olması gerekirken benim 3.69. Şu an 3.58. Vücuttaki yağ ağırlığı, benim vücudumdaki gereksiz yağ ağırlığı 10.9 ile 17.4 olması gerekirken, yani o aralıkta olması gerekirken 41.7 çıktı. Ve bu hafta 39.2'ye düşmüşüm. Yani gerçekten ben medikal tatil, yani tamam evet kilom var bari belli. Yani kendimden nefret etmiyordum. Ta ki bu sonuçları görene kadar. Çünkü her ne kadar dıştan görünmese de içte çok şey oynayabilir. Yani dışarıdan çok kilolu, yani evet tamam kilom var. Evet göbeğim de var. Evet görünen bir şey var. Ama kıyafetlerle bazen, tam şu an çok da şey yapmıyorum ama bazı kıyafetlerle gerçekten saklayabiliyorum. Yani kilolu görünmüyorum açıkçası. Böyle hani uzun kollu ya da böyle bol bir şey giydiğimde, yani çok fazla bol değil. Bollu herkes kapatabilir. Ya aslında herkes kapatamaz. Her kilolu bol şeylerle kapatamıyor. Neyse. Yani bazı insanlar bol giydiğinde, yeterince bol giydiğinde zaten hani belli. Yani bu kadar büyük bol giyiniyorsa tam altta şey yine görünüyor. Ama benim yine bazen hani, evet kendim için mi diyeyim, zayıf göründüğüm, yani giydiğim şeylere göre zayıf göründüğüm zamanlar oluyor. Ama ben artık o, yani bir yerlerimi kapatmak için, sırf onun için bol giyinmek istemiyorum, gerçekten beni mutsuz ediyordu. Yani böyle atlet giydiğimde, dar giydiğimde şu hafif görünmesi beni rahatsız etmiyor. Ya da eşofmandan görünmesi, ya da sallıyorum yüksek bel pantolon giydiğimde, göbeği açık giydiğimde, göbeğim yani şu kısmına denk geldiği için, çok fazla görünmediği için bu görüntü beni rahatsız etmiyor. O yüzden hoşuma gidiyordu açıkçası. Ama iç, yani vücudumun içi öyle demiyormuş. O yüzden bu arada hedef ağırlığım medikal tartıya göre 68.3 çıktı. Kadın dedi zaten hani 68'e bir gelelim, senin bir dengelerine bakalım, ona göre bir hareket ederiz. Hani bir daha fazla kilo vermen gerekir mi gerekmez mi tarzında. Ona göre dedi hareket ederiz dedi, ama şu anki hedef ağırlığımız 68. Benim de bu ay hedefim aslında 85 aslında. Bu ayki hedefime ulaşabiliyor muyum bakıyorum. Son bir hafta kaldığını varsayarsan galiba düşemeyeceğim. İnatçı kiloma denk geldiğim için. İnatçı kiloma denk gelmeseydim belki de görürdüm. Bilmiyorum. Şimdi bölgesel kas analizi yaptığımızda. Bir dakika. Bölgesel kas analizi yaptığımızda ben Sol kolum 3.21 kilo, yani %147.5 çıkmış, yani yüksek çıkmış. Şu an 3.10 kilo artı %144.6. Yine yüksek ama düştü. Sol kolumda aslında o civarlarda 143'müş, sağ kolumda 139'a düşmüş. 3.10 kiloken 2.91'e düşmüş. Göbeğim 108.5'müş, 107.3'e düşmüş. Bacağımda 90.5 civarından 88-89'a düşmüş. Şimdi geliyoruz aslında bölgesel yağ analizi. Benim verdiğim kiloların 2.5 kilosu yağdan gitti. Kadın dediğine göre 2.5 kilo yağın 1.1 kilosu göbekten gitmiş. Ki çoğu insanların söyleyeceği şeylerden bir tanesi, göbek en zor kilo ve yani yağın gittiği en zor bölgelerden bir tanesi. Hani eridiğini görebiliyorsun bazen, ama bazen yani dediğim gibi 94'ten 89'a düşmüşüm, sadece bir kilosu yağda, yani göbekten gitmiş. Ve geri kalan yerlerden açıkçası eşit şekilde kilo vermişim. Sol kolum, sağ kolum, sol bacağım, sağ bacağım, hepsinden de. Şöyle kadının yazısını görebilir misiniz bilmiyorum. 400 gram vermişim. 400 olacak şekilde. Yani toplamda 2.5 kilo yağdan vermişim. 1.6 kilo da ödemden vermişim. İç organ yağ düzeyi, yani iç yağlanma denilen o lanet olası şey, 1 ile 9 arasında olması gerekirken benim 20. Beni hayatımda hiç bu kadar kilolu, yani tam evet dediğim gibi kiloluyum, bunu baştan söylüyorum. Hiçbir zaman kendimi zayıf görmedim. Ama
bu kadar da kendimi yani kilolu diyorum ama bu iç yani iç yağlanmanın 20 olduğunu görünce kendimi şişko hissettim hayatımda ilk defa. Yani kısacası zaten vücut yapısı ağırlık 94.3'ten 89.6, iskelet kas ağırlığı 29.4'ten 28.1'e düşmüş. Vücut yağ oranı 44.2'den 43.7'ye düşmüş. İç organ yağ düzeyim hala 20'de arkadaşlar. O bir şey değişmemiş. Metabolik bazal metabolik hızım 1505'ten 1459'a çıkmış. Onun dışında da söyleyebileceğim bir şey yok. Böyle bir değişim geçirdim arkadaşlar 3 haftada. Şu an inatçı kilomdayım. O yüzden program birazcık daha sıkı olacak şekilde ayarlandı. Şu inatçı kiloyla baş etmek için birazcık daha sıkı ki hızlı yani o inadı kırsın diye böyle bir program uyguladık bu hafta. Yarın da zaten size programı tek tek söylüyor olacağım. O yüzden daha da fazla bu kısımları uzatmamak için sizi yarın aktarıyorum. Beden mutfağına tekrar hoş geldiniz. Günaydın adoslar. Ay bunu kapağını nereye koydum ki şimdi ben? Hemen kahvaltımızı hazırlıyoruz. Bana bir rende lazım. Bak dediniz hocam. Suyunu içtin mi? Demin içtim ya. Kuzu kulağı da mı yıkadın? Ben kuzu kulağını görmedim. Sadece mi? Maydanoz ve nane var dedin. Ben de maydanoz koydum. Kuzu kulağı da dedim. Şimdi kahvaltıya başlamadan önce 2 bardak su içilmeli. Zaten suyum her zaman, her daim yanımda. Yine 2... Aha sesim gitti. 2 tane kahvaltım var arkadaşlar. Ben... Bir tanesini 2 gün, bir tanesini 5 gün. Gördüğünüz omletli kahvaltım 5 gün. 1 su bardağı süt artı... Şu büyük. 1 su bardağı süt artı 1 paket şekersiz bar. Kendisi marka da yazdı. Lif Alif, Züber veya Fellas markalarından biri olabilir diyor. Genelde zaten en sağlıklı olanları bunlar, şekersiz olanları. Veya 4 yemek kaşığı şekersiz müsli ya da granola. Eti lif alif olabilir yazmış. Ben barlarımı aldım. 2 tanesi hazır. Onları da günü gelince büyük ihtimalle Instagram'dan gösteririm. O yüzden Instagram'ı takip etmeniz lazım şu an. İkinci alternatifim de sebzeli omlet. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, istenilen miktarda kabak veya kırmızı kapya biber veya 1 küçük boy rendelenmiş patates artı 1 adet yumurta. Artı 2 yemek kaşığı lor peyniri veya 3 parmak kadar beyaz peynir. Umarım benim peynirim parmak kadar küçülttüm yani. İncecik kestim bir de böldüm yani. 3 adet zeytin, şurada yeşil zeytinim var 3 adet. Artı sınırsız çiğ sebze ve yeşillik. Bunu 5 gün, diğerini 2 gün yapacağım. Şimdi kadına resim atayım. Kadın buradan ne anlayacak ama sorarlar. Aç sonra kapat. Hadi yapacağım. Ama peynir görür mü? Şöyle yapacağım. Verin çatalları. Peynir gözüksün diye. Kırmızı kapya biberden sandviç yap. Evet, ara önümüze geldik. Şu an saat 14.27. Ben kahvaltıyı kaçta ettiğimi yazmıyordum.
Yine ara öne başlamadan önce bir bardak su. İki tane... Elim çok ağrıyor. İki tane... İki tane ara öğünüm var. Bir tanesi 2 gün, bir tanesi 5 gün olmak üzere. Bu bir tane yemiş oldum. 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 küçük boy rendelenmiş elma veya 2 halka dilim doğranmış ananas veya 1 yemek kaşığı dut kurusu veya 2 yemek kaşığı dondurulmuş karışık meyve, ahududu, börtlen vesaire. O sırada benim ejder meyvenin ortama girişi. Bir yemek kaşığı chia tohumu, bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı bal, bir tatlı kaşığı keten tohumu. Bunu 2 gün yapacağım. İkinci günü ne zaman yaparım bilmiyorum. Geri kalan 5 gün ara öğünüm ise bir şişe sade maden suyu, artı limon, artı bir tatlı kaşığı elma sirkesi, artı 10 adet badem veya çiğ kaju. Bu da 5 gün yapacağım. Şimdi hemen tadına bakmak istiyorum. Çünkü şu an ejder meyvesini ilk defa herhalde üzerinde bal ve tarçın falan var. İlk defa öyle yiyeceğim. Genelde salataya koyduğum için. İşte tatlı olan bir şey daha nasıl tatlı yapabilirsin adlı çalışmalarda bugün. Zaten ejder meyvesi o kadar tatlı bir şey değil. Suyumu içmeye unuttum. İşte buna her şey olmaz mı? Tatlı olur. Bu da bitti. Bu ikinci dolduruşumda. Üçüncüyü dolduracağız. Zaten üçüncüyü de bitirirsem en az içmem gerektiği kadar içmiş oluyorum. Şimdi birazcık karıştırayım ya. Evet arkadaşlar, şu an saatimiz kaç? Hiç bakmadık ki. Tam 5'i 1 geçiyor. Şimdi tekrar gidelim. Şurada çok Amerikan bir salatam var. Sadece maruldan oluşan, limon ve 2 yemek kaşığı mısır. 2 yemek kaşığı bu jasmin'di değil mi? Jasmin. Basmati. Ha, basmati bu basmati mi? Hiç anlamadım. Basmati 80 gram kadar herhalde ton balığı. Al şeyini, çatalını. Yani 80 gram bir şeydir herhalde, bilmiyorum. Bunların tanesi süzme ağırlığı 50 grama geliyordu. İşte 1,5 kullandım. Bir yemek kaşığı da labne. Şimdi hızlıca size akşam yemeğini okumak istiyorum. Çünkü nedense böyle bir halsizleştim. Yorgun düştüm, bir ölü gibiyim. Zaten kolum çok ağrıyor. Suyumu da içeceğim. Dur hemen elimi alayım. Akşam yemeği arkadaşlar, çok kötü görünüyorum, bu ne? Akşam yemeğinde istenilen, bunu bu arada 3 gün yapacağım. İstenilen tüm yeşillikler, 1 yemek kaşığı mayonez veya labne veya yarım orta boy avokado. 2 yemek kaşığı mısır artı limon. Artı 3 yemek kaşığı haşlanmış tavuk veya 1 adet tavuk baget veya 80 gram yağsız ton balığı. Artı 2 yemek kaşığı basmati veya bulgur pilavı veya haşlanmış maş fasulyesi. Bunu 3 gün yapıyorum. 4 günde sadece 2 kepçe soğuk çorba içeceğim. Yani ayran aşığı olabilir. Ancak 1 porsiyona 1 tatlı kaşığından fazla zeytinyağı düşmemeli diye de not etmiş. 4 gün çorba içeceğim. 3 günde böyle yemek yiyeceğim ve ben birinci yemeğimi hazırlamış oldum. 2 gün sonrasından merhaba arkadaşlar. Hem videonun sonunu birazcık çekmeyi unutmuş olabilirim. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Birinci ayımı bitirmiş yani bu hafta birinci ayım bitmiş olacak. Sürekli böyle 5, 6, 7, 8 çünkü ne kadar süreceğini dair bir fikrimin olmamasıyla birlikte. Yani istediğim kiloyu ve istediğim o yağ oranı düşüşünü görene kadar bunu devam ettireceğim için açıkçası sürekli bunu yapmak da biraz sıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden yine de size her hafta bilgi verebilmek için ne yiyorum, planım nasıl değişti diye Reels ve Shorts hani TikTok'ta ya da TikTok olarak yükleyeceğim. Böyle kısa bir günde ne yiyorum tarzında videolar getirmeyi düşünüyorum.
artık hafta sonlarını farklı vloglara, böyle daha günlük, daha böyle eğlenceli ve değişik şeylere bırakmayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın, eğlenceli kalın, sağlıklı kalın. Yüzüm inceldi mi ne?